Merhaba çocuklar, ben Mutiş Teacher. Canım 6. sınıflarım. 7. üniteler bitti mi? Bence bitmiş olabilir. Hadi gelin benimle de tekrar edin. Çünkü haftaya 8. ünite gelecek. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Evet canlarım, 7. ünitemiz Holiday ünitesiydi. Neler hatırlıyorsunuz bakalım? Bir güzelce tekrar yapalım ve ondan sonra soru çözelim. Başlıyorum. Evet, bu ünitedeki hemen önemli kısımlara size bu şekilde gruplandırdım. İlk olarak holiday activities, yani başlığımız tatilse eğer, tatilde yaptığımız etkinliklerden bahsetmemiz lazım değil mi? Tatillerde neler yaparız, nerelere gideriz? İşte o yüzden başlığıma ben holiday activities, yani tatil aktiviteleri dedim. Peki bu ünitede en önemli soru kalıpları nelerdir? Birincisi, what did you do on your holiday? Tatilde ne yaptın? Which activities did you do last summer? Geçen yaz hangi aktiviteleri yaptın, neler yaptın? İşte bu iki soru genelde karşınıza çıkar çocuklarım. Denemelerde olsun, öğretmenleriniz de sorabilir. What did you do on your holiday? Which activities did you do last summer? İlk olarak önemli fiilleri turuncuyla yazdım sizlere, gördünüz mü? Go, take, climb, make, pick, play and visit. Şimdi bu fiillerle kullanılan aktiviteleri de altlarına yazdım. Şu şekilde. Şöyle yapayım hatta sizler için daha anlaşılır olur bunlar. Çünkü tek kelimeler. İlk olarak go fiiliyle kullanılan aktivitelerimiz. Go for a picnic. Bu arada going for a picnic. Genelde go'ya ing takısını getireceğiz. Going for a picnic, pikniğe gitmek anlamına geliyor çocuklar. Genelde pikniğe gitmek go fiiliyle kullanılıyor. Aynı şekilde tatile gitmek. Go on a holiday. Go for a picnic. Go on a holiday. Go hiking. Doğa yürüyüşü. Hiking de her zaman go fiiliyle kullanılır. Fishing. Go fishing. Balık tutmak. Go sightseeing. Gezi. Go swimming, yüzme. Go skiing, kayak yapmak yani. Go sailing, yelkenliği binmek, yelkenliği kullanmak gibi. İşte şu gördüğünüz aktiviteler her zaman go fiiliyle kullanılır. Bunu unutmuyoruz. Hatta durdurup yazabilirsiniz ki ben yine unutmadan söyleyeyim. Lütfen videoların altındaki açıklama kısmına bakın. Oraya bu sunum kağıtlarını da atıyorum çocuklar, rahat çalışın diye. Devam ediyorum. Take. Take a balloon tour. Balon turu yapmak. Take a boat tour. Bot turu. Take a photo. Fotoğraf çekmek. Bu gördüğünüz kelimelerde take fiiliyle kullanılıyor. Yazdık değil mi akla? Climb, tırmanmak anlamına geliyor, hatırlıyorsunuz. Climb a tree, ağaca tırmanmak. Climb a mountain, dağa tırmanmak. Make, yapmak anlamına gelen fiil. Make a snowman, kardan adam yapmak. Make a sandcastle, kumdan kale yapmak. İşte bu kelimelerle de make'i kullanıyoruz. Geldim pick'e. Pick genelde toplamak anlamına gelir çocuklar. Pick fruit, meyve toplamak. Pick up seashells, deniz kabuğu toplamak. Pick up da aynı şekilde toplamak anlamına geliyor. Pick fruit, pick up seashells. Seashells gördüğünüz gibi deniz kabuğu demek. Play fiili. Play snowball, kar topu oynamak. Play beach volley, plaj voleybolu oynamak. Play chess, satranç oynamak. Ve visit'e geldim. Visit'le kullanılan kelimeler nelerdir? Yani ziyaret etmekle. Visit fairy chimneys. Peri bacaları, hatırlıyorsunuz değil mi? Peri bacalarını ziyaret etmek. Visit relatives. Akrabaları ziyaret etmek. Visit museums. Müzeleri ziyaret etmek. İşte canlarım, gördüğünüz gibi holiday activities başlığına giren tüm kalıp fiiller bunlar. Genelde tatillerde yaptığımız şeyler yani. Devam ediyorum. Hadi birazcık da yerlerden, hava durumlarından ve diğer birkaç tane de kelimeden bahsedeyim size. İlk olarak yer. Mesela tatil yapmaya gittiğimiz yerler. İlk olarak forest. Bir orman kampına gidebilirsiniz mesela. Forest camp. Lake. Göl. River. Nehir. Hotel. Otel. Tent. Ki bu ünitede çok çıktı değil mi karşınıza? Çadır. Mountain. Dağ. Seaside, deniz kenarı.
Weather conditions. Sunny. Güneşli. Windy. Rüzgarlı. Foggy. Sisli. Hot. Sıcak. Stormy. Fırtınalı. Freezing. Dondurucu. Rainy. Yağmurlu. Cold. Soğuk. Bunlar da weather conditions'lar. Tekrarlayın lütfen. Artık biliyorsunuz kuralları. Ve other words dediğim diğer kelimeler. Çocuklarım neredeyse 6. ünitenin tüm kelimelerini, yani karşınıza çıkabilecek tüm kelimeleri şu an sizlere söylüyorum. Genelde bunlar çıkıyor. Birçok kaynak kitaba baktım da. Ve diğer kelimelerimiz, ilk kelimelerimiz ilk olarak camp, campfire, kamp ateşi, campsite, kamp alanı, fresh, taze, tour, tur, help, yardım etmek, join, aynı zamanda eş anlamlısı attend'dir çocuklar. Join, attend, ikisi de katılmak demek. Tournament, karşınıza çıkar, turnuva, travel, yolculuk etmek, stay, mesela stay in a hotel, stay in a tent, çadırda kalmak, otelde kalmak, konaklamak gibi. Study, çalışmak, together, birlikte, try, denemek, learn, öğrenmek, tidy, düzenlemek, collect, collect stamps, pul biriktirmek mesela, collect. Today, bugün, gardening, bahçe işleri, cable car, cable car. Teleferik. Evet evet, teleferik anlamına geliyor. Cable car. Ancient. Bir nevi antik de diyebilirsiniz. Yani tarihi. Nature. Doğa. Pool. Havuz. Yacht. Yat anlamına geliyor. İşte neredeyse 6. ünitenin en önemli kelimeleri bu kadar. Başa alıp tekrarlayabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Çok faydalı olacaktır. Geçiyorum canlarım. Ve 7. sınıfta da karşınıza çok fazla çıkacak. Hatta 7. sınıfın 3. ünitesinde. Past, simple past tense. Yani geçmiş zaman. Bu ünitede geçmiş zamandan bahsedeceğim çocuklar. İlk olarak sizlere şunu söylemek istiyorum. Geçmiş zaman, yaşanmış ve bitmiş olayları anlatmak için kullandığımız bir zaman dilimidir, biliyorsunuz. Ve İngiliz arkadaşlarınız, yani İngilizceyi kullananlar, olumlu cümlelerde fiilin İkinci hali dediğimiz hallerini kullanırlar. Genelde fiillerin ikinci haline biz geçmiş zaman halleri deriz. Okay? Ve düzenli düzensiz fiiller olarak ikiye ayırırlar fiilleri. Evet, düzenli düzensiz. Adı üstünde düzenli. Demek ki kendini değiştirmeye ihtiyacı yok. Yanına bir iki tane takı takar. Oh, mis gibi olur çıkar. Düzensiz fiiller ise adı üstünde. Ay, düzensiz. Çok düzensiz, biraz düzenli olmaları lazım, biraz düzgün olmaları lazım. O zaman kendilerini değiştirmeleri lazım, değil mi? İşte böyle düşünebilirsin. Düzenli fiiller ek alarak ikinci hallerine dönüşüyorlar. Yani geçmiş zaman hallerine dönüşüyorlar. Düzensiz fiiller ise kendilerini değiştirerek geçmiş zaman hallerine dönüşüyorlar. Ne diyorsun ya muhteşem teacher? Ay şunu da dinliyorum, dinleyin işte. Regular verbs, düzenli fiiller. 3 tane gördüğünüz gibi yazdım buraya. Bu fiiller genellikle ed ekini alırlar. Yani ed ekini alırlar. Mesela visit düzenli bir fiildir. Ziyaret etmek. Eğer sen visited dersen ziyaret etti dersin. Listen dinlemek fiilidir. Eğer sen listened dersen ne dersin? Dinledi dersin. Watch watched izlemek izledi. Genelde ed eki yani ed ekini alıyorlarmış. Ama bir de sonu i yani e ile biten fiiller ise sadece d takısını alır. Use kullanmak. Used. Bak e var. Sadece d alıyor. Ed almasına gerek yok artık. Prepare hazırlamak. Prepared hazırladı. Graduate mezun olmak. Graduated mezun oldu. Dance dans etmek. Danced dans etti. Geçti bitti. Üçüncü notum. Eğer fiil y harfi ile bitiyorsa, y harfi ile bitiyorsa ve y'den önceki harf sessiz ise y düşer, ied eki gelir demişim. Yani bakın hemen y'ye, y'den önce ne geldi?
Gördük mü? Y'den önce ne geldi? İşte Y harfiyle bitiyor ve Y'den önceki harf sessiz ise Y düşüyor ve yerine İED eki geliyor dedim. Gerçekten de Y'den önceki harfler sessiz. O zaman study çalışmak, study it çalıştı. Try denemek, tried denedi. Carry taşımak, carried taşıdı. İşte düzenli fiillerin ek alarak geçmiş zaman olma kuralları bu şekilde çocuklar. Peki öğretmenim, Y'den önce gelen harf sesliyse ne olacak? Mesela play değil mi? Eğer sesliyse düşmüyor çocuklar. Plate oluyor. Sesliyse. Ki buraya yazdım gördüğünüz gibi. Fiil Y ile bitiyor ve önceki harf sesliyse Y düşmez. ED eki alır. Play plate. Gördüğünüz gibi. Y düşmedi. Stay stayed. Oynamak oynadı. Kalmak kaldı. Peki bir fiilin, pardon, bir cümlenin geçmiş zaman olduğunu nasıl anlarsın? Tabii ki time expressions'larla anlarsın. Yani zaman belirteçleriyle. Bir cümlenin geçmiş zaman olduğunu sen dün dersen anlarsın. Yesterday. Ya da en çok kullanılan last. Birçok şeyin önüne getirebilirsin. Last week. Eğer last week dersen geçen hafta. Last month dersen geçen ay. Last year dersen geçen yıl. İşte bu da geçmiş zamanı gösteren bir başka zaman belirteci. Ago, bla bla ago. 2 days ago, 2 gün önce. 3 years ago, 3 yıl önce. Gördüğünüz gibi bu da öyle. Bu zaman belirteçleri cümlenin ya başında ya sonunda olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Başa da gelir, sona da gelir. Peki, şimdi burayı söyleyeceğim sizlere. Bu düzenli fiillerin negatif halleri. Özneden sonra didn't kullanılır çocuklar ve fiil ilk haline yani birinci haline dönüşür. Question'da da aynı şekilde başa did gelir, fiil yine birinci haline dönüşür. Ne diyorum? Alın size bir örnek. Last night, bakın zaman belirteci. Dün gece I watched TV. Film, televizyon izledim. Olumlu cümle bakın. I watched TV. Peki izlemedim diyeceğim. O zaman ne yapacakmışım? I didn't watch TV. İşin içine didn't girince fiil eki hemen siliyor ve birinci haline dönüşüyor. Yani fiillerin yalın halleri her zaman birinci halleridir çocuklar. Bunu unutmayın. Tüm zaman dilimleri için bu. Size öğretmeniniz ister geniş zaman ister gelecek zamandan bahsediyor olsun. Fiilin birinci hali derse fiilin yalın hali yani fiilin kendisi demektir. Did you watch TV last night? Dün gece televizyon izledin mi? Bakın gene aynı şekilde. Eğer izledim diyorsan did ile sorduğu için yes I did. İzlemedim dersen no I didn't dersin. İşte düzenli fiillerin negatif question ve pozitif formları bu şekilde. Not alın. Anlamadıysanız başa sarın. Geçtim. Dadam! Bir de to be fiili var. Bu da size bir sürpriz olsun. To be fiili. Bu ne şimdi? Evet düzenli fiiller var. Evet düzensiz fiiller var. Ama bir de to be fiili var. To be fiili ne demek? Olmak demek. Siz to be fiilini çok iyi biliyorsunuz. To be aslında bir başlıktır çocuklar. Neyin başlığı? Am, is, are fiillerinin başlığı. Yani öğretmeniniz size be fiiliyle ilgili bir cümle yapın dediğinde be'yi kullanamazsınız. Be'nin içine giren şu fiilleri kullanırsın. Mesela I am a teacher. Ben ne dedim? Ben öğretmenim dedim. Şu an be fiiliyle bir cümle yapmış oldum. You are a student. Sen öğrencisin dedim. Gene be fiiliyle cümle kurdum. Ama şu an dedim değil mi bakın? Ben şu an öğretmenim, sen şu an öğrencisin dedim. Peki bunların geçmiş zamanları ne? Mesela kendim için söyleyeyim. I was a student 20 years ago. 20 yıl önce öğrenciydim dedim. Oh, ben ne dedim ya? Yaşım çıktı ortaya. Eyvah. Neyse. Neyse. Toparlayayım hemen. Am ve is. Ne dedim? I was a student dedim değil mi? Öğrenciydim. Ama şu an öğretmenim. O yüzden I am diyorum. Ama geçmişte öğrenciydim. I was diyorum. Okay. Kısacası tekillerin was, çoğulların were'dür geçmişi. Yani am ve is yerine was, are yerine were'ü kullanırsın. Olumsuzsa wasn't, olumsuzsa weren't. Tamam. Fiil olarak bunları arayacaksın yani cümlenin içinde. Başka bir fiil olmayacak. I am a teacher now.
Şu an öğretmenim. Şu an, şimdi. I was a student 10 years ago. 10 yıl önce öğrenciydim dedim bakın. Am'i ne yaptım? Was'a dönüştürdüm. Note. Geçmiş zamanda am is are yerine was were kullanılır. Olumsuz hali ise wasn't ve weren't'tir, okay? Mesela we were really happy yesterday. Dün gerçekten çok mutluyduk. He was on holiday last summer. Bakın he de was'ı kullandım. Çünkü tekillerde was, çoğullarda were kullanılıyor. Geçen yaz tatildeydi o. The weather wasn't very cold last night. Dün gece hava çok da soğuk değildi. Wasn't'ı kullandım çünkü the weather it'tir. Tamam mı? Geçti. Ve düzensiz fiiller, kendilerini değiştirerek ikinci hale dönüşenler. Evet, bunlarla ilgili bir liste var çocuklar. Genelde kaynak kitapların arkasında oluyor bu liste. O listeden olabildiğince yararlanabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, lütfen ezberlemeyin. Onlarda bir yaşanmışlık sağlayın düzensiz fiilleri çalışırken. Peki nasıl yaşanmışlık sağlayacağız? O da ne demek canım diyorsanız. Alın, buraya bir not yazdım. Eski videolara gidin. Özellikle 7. sınıfların içinde bu. Oynatma listelerinden 7. sınıf videolarına girerseniz çocuklar, orada bir rap şarkı göreceksiniz. O rap şarkıyı ben düzensiz fiilleri öğretmek amacıyla kullanmıştım. 7. sınıf listesinden o rap şarkıya ulaşın ve bence o rap'i yapın. Bakın nasıl kolay öğreneceksiniz. Düzensiz fiillerde fiilin kendine ait geçmiş zaman hali vardır. Bu haline fiilin ikinci hali denir. Fiilin birinci hali yalın hali, ikinci hali gördüğünüz gibi. Go gitmek, went, gitti. Buy satın almak, bought, satın aldı. Eat yemek, ate, yedi. Drink, drunk, içti. Make, made, yaptı. See görmek, saw, gördü. Come gelmek, came, geldi. Swim, swam, yüzdü. İşte bunlar fiilin ikinci halleridir çocuklar. Düzensiz fiiller çok fazladır. Dediğim gibi bundan yararlanın derim. Ve işte bu kadar. Aynı şekilde şurada bir şeyi unuttum söylemeyi size. Düzenli fiillerdeki kural burada da geçerli çocuklar. Eğer düzenli bir fiille, mesela bir tane cümle kuralım. I went to the cinema yesterday dedim. Dün sinemaya gittim dedim. Gördünüz mü? Düzensiz bir fiil var burada. Peki, bunun olumsuzu yapacağım. Dün sinemaya gitmedim. O zaman gene işin içine didn't girecek. Ve didn't girdiğinde her defasında fiil birinci haline dönüşüyor. I didn't go to the cinema yesterday. Peki, gittin mi diye soralım. Bu sefer ne gelecek başa? Did. Did you go to cinema? Okay? Eğer gittiysen, yes, I did. Eğer gitmediysen, no, I didn't dersin. Yani olumsuzda her zaman fiiller birinci hale dönüşür. Bunu unutmayın. Haydi bakalım egzersiz zamanı. Exercise about simple past tense. Past tense olduğunu nereden anlıyoruz? Hemen zaman belirteçlerini görüyorsunuz değil mi? She blah blah the piano last night. Dün gece piyano çaldı. Play. Neydi? Evet, hani ye vardı önde sesli. Heh, played. She played the piano last night. Sam and Lisa the fair last week. Geçen hafta Luna Park'a gittiler. Go, went. That's true. Videoyu durduruyorsun, yapıyorsun, sonra bakıyorsun. Unutma. 5 saat önce yemeği pişirdik. Cook, cooked. Bir kamp tatilimizde, yani tatilde bir çadırda kaldı Ted diyecek. Stayed. A picnic in the forest. Piknik yaptık. Have, had. Irregular verb. Düzensiz fiillere irregular diyoruz, unutmayın. Düzenli fiillere ise regular. Regular, irregular. Emily not play dediğine göre oynamamış. Didn't play. Fiil birinci haline dönüştü bakın. Şimdi de bunların cevaplarını verelim birlikte. Did you watch TV yesterday? Dün televizyon izledin mi? İzlediysen ne diyeceksin? Yes, I did. Ama izlemedin. O zaman no, I didn't dersin. What did you do last summer? Geçen yaz ne yaptın? Dersin ki mesela ne yap? I went swimming.
Yüzmeye gittim. And ne diyelim mesela picked seashells. Yüzmeye gittim ve deniz kabukları topladım. Where did you go yesterday? Dün neredeydin? Mesela şeye gitsin. I went to the library. Kütüphaneye gittim yesterday. Dün kütüphaneye gittim dedim. İşte size bu şekilde geçmiş zaman egzersizleri. Tabii ki test çözmeden olmaz, değil mi? Ve son bölümdeyim. Testim. We climb mountains. Genelde bu tür sorular çıkabilir çocuklar karşınıza. Fiile bakıyorsunuz. Fiil geçmiş zaman ed'ye kaldıysa tabii ki geçmiş zaman zaman belirteci. Yesterday'dir. Everyday her gün. Always her zaman demek. Yesterday. Blah blah were you on your holidays in Antalya? Antalya'daydım dediğine göre neredesin diye sorması lazım değil mi? Yaptınız mı testi? Bravo size. Where? We stayed in a blah blah in the forest. Ormanda bir yerde kaldık diyor. We had a great time. Ormanda nerede kalmış olabilirler? Deniz kenarı. Otel. Sanmıyorum. Ormanda genelde kamplar oluyor. Tent. Çadırda kalmış olabilirler. Kesinlikle. We were in Paris. Paris last week. It was rainy but we. But dediğine göre. But her zaman şöyle düşünün çocuklar. But'tan önceki cümle olumluysa ikincisi olumsuz olmalı. But'tan önceki cümle olumsuzsa ikincisi olumlu olmalı. Yani bir nevi ama. İşte atıyorum. Bugün seninle gelmek isterim ama ödevim var gibi düşün. Burada da diyor ki çok yağmurluydu ama. Demek ki olumsuz olumlu olacak. We had a great time ama harika vakit geçirdik. Beach voley. Voleybol oynamak. Tabii ki bu. Soru da her zaman ek gelmiyordu. Did you visit historical places? Tarihi yerleri gezdin mi? Yes, I did. I visited Topkapı Palace. Ve cevabımız Adana. Evet canlarım. İşte bu kadar. Bitirdik. Evet, bitti. Umarım anlamışsınızdır. Umarım bu tekrarla 6. üniteyi daha da iyi anlarsınız. Ama bir şey söylemeyi size unuttuğumu düşünüyorum. O da şu. W questions'ları lütfen sık sık tekrarlayın çocuklar. Sizler için çok önemli. Her zaman, her durumda karşınıza çıkacak. What ne? Who kim? Where nerede? Which hangi? Why niçin? When ne zaman? Ben sorusunun cevabı her zaman ya bir gün olur atıyorum Saturday, on Saturday, in summer yazın gibi. When'in hiçbir zaman cevabı saat olmaz. Tamam mı? Saat 2'de, saat 3'te diye bir cevap görürseniz, bir saatten bahsediyorsa mutlaka sorusu what time'dır. When değildir. Okay? Ve bu şekilde de bitiriyorum canlarım. 8. ünitelerinizi hemen hazırlayacağım. Çok gecikmemeye çalışacağım. Hepinizi çok öpüyorum. Ve her zamanki gibi sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.